Orada Ali Bey, Ali Bey ile birlikte Hakan Güldağ da gazeteci, ekonomi gazetecisi Hakan Bey ile birlikteler. Şimdi onlara bağlanıyoruz. Ali Bey. Evet, ben Özlem hemen alayım topu çünkü Hakan Güldağ da yanımda. Hakan Bey bizim ekonomi kulübünün program yapımcısı, aynı zamanda beraberdik. Sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Sizin gözlemleriniz nedir? Nasıl bir hava çıktı? Nasıl bir tablo çıktı? Yarın Fed toplantısı var. Evet. Ve yatırımlarla ilgili de gelişmelerin son günü. Hani yarın da bir karar verilecek. İkisinin bir araya gelmiş olması, onun öncesinde Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması, bir yılın değerlendirmesi üst üste geldi. Sizin değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi bu bir yılın değerlendirmesi açısından Sayın Bakan'ın altını böyle bir anlamda kırmızı kalemle çizdiği konu, son bir yılda Türkiye'ye yatırım yapanlar, o en karmaşık dönemde, en kaotik günlerde yatırım yapanlar bugün kazançlı çıktı. Ve bundan sonraki, yani bundan sonra şimdi yapanlar da bir yıl sonra kazançlı çıkacaklar. Bunu altını birkaç defa konuşmaları ve bizlerin soruları sırasında sık sık vurguladı. Bu önemliydi. Sayın Bakan ikinci yarıda hem büyüme açısından hem de bütçenin dengelenmesi açısından olumlu gelişmeler bekliyor. O da yine sık vurgulanan bir konuydu. Çünkü bu yönde de pek çok soru geldi. Bütün bu söylentilere rağmen, işte sıfır ya da eksi gelecek, negatif büyüme gelecek söylentilerine rağmen pozitif bir büyümenin 2019'da geleceğini, fakat dengelenme sürecinin 2020'de de süreceğini, devam edeceğini, 2020 ve 2021'de ama daha oturmuş bir dengelenmenin ve daha iyi büyüyen bir Türkiye ekonomisinden bahsedilebileceğini vurguladı. Özellikle çeşitli sektörlerin canlanacağını, likiditenin artacağını, tüketimle beraber vergi gelirlerinin de artacağını ifade etti. Bütçeyle ilgili bir endişesinin olmadığını söyledi. Büyümeyle de ilgili önümüzdeki süreçte daha iyi günlerin olacağını, en kötüsünün artık geride kaldığını, özellikle işsizlikle ilgili olarak bu noktayı da vurguladı. Onun ötesinde tabii merak edilen bazı konular soruldu Sayın Bakan'a. Vergide acaba yeni bir af var mı diye. Orayı biraz böyle üzerine, ya af bunun da bir sonu var. Onun dışında bazı tedbirlerin devreye gireceğini, ama bu vergiyle ilgili işletmelerin vergi sorunlarını hafifletecek bir takım tedbirlerle ilgili çalışmaların yapıldığını ifade etti. Hatta ÖTV ile ilgili olarak da ÖTV ile ilgili bunu olarak bir daha uzatmama konusunda sanki bir kararlılık vardı, ama ÖTV ile ilgili olarak çok net kesinlikle ifade de yoktu orada. Çok net ifade olmamakla beraber bundan sonraki beklentisinin artık faizlerdeki düşüş olacağını, düşüşle beraber bu piyasanın canlanacağını ifade etti. ÖTV ile ilgili bir başka soru daha geldi. ÖTV'de acaba bu bütçeyi dengelemek için bir takım artışlar olabilir mi? ÖTV oranlarında artış olabilir mi diye. Öyle bir çalışmanın olmadığını söyledi ki piyasada özellikle merak edilen bir konuydu. Konut sektörüne ilişkin devletin artık bu sektöre yönelik bazı taleplerin olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte kurtarma planı var mı diye soruldu. İşte fona alınır mı diye daha önceden bir takım açıklamalar da olmuştu sektör temsilcileri tarafından. Devlet bu sektörü kurtarsın diye bir bakış açılarının olmadığını net bir şekilde ifade etti. Yeniden yapılandırma konusunda da yine konut sektöründe içerecek şekilde düşüncelerini paylaştı. Orada da yeniden yapılandırmanın yasal çerçevesinin oluştuğunu, bankaların bu anlamda çok güçlendirildiğini, rahat hareket edebilecek bir duruma, pozisyona geldiklerini, bu çerçevede artık bankalarla şirketler arasında bu işin doğal sürecinde yürüyeceğini ifade etti. Kamunun bu işe girip girmeyeceği yönündeki sorulara da kamunun gireceği yönünde hiçbir imada bulunmayarak cevap verdi. Yani anlaşılan o ki bu yasal çerçeve dışındaki, onun da altını bir kez daha sonra bir başka soruda çizdi. Biz burada esas olarak altyapıyı hazırlayan, yasal çerçeveyi çizen ama onun ötesinde bir yeniden yapılandırmalara müdahil olmayan bir noktada kalacaklarını bir kere daha ifade etti. Bana ilginç gelen noktalardan bir tanesi bütçenin gayri safi milli hasılaya oranı bakımından %3 gibi bir rakamı telaffuz etmiş
olması hatta onun oldu. Onun altına düşeceğini de önümüzdeki dönemde de tabii, söyledi. Ama zaten biliyorsun yeni ekonomi programında bunun %2'nin altında kalacağı özellikle vurgulanmıştı. Şimdi %3'e doğru bunun biraz çıkarıldığını görüyoruz. Zaten bütçedeki gelişmeler de bir parça o yönde ama onun 3'ün altında kalacağını ifade etmesi önemliydi. Fakat orada bütün bu enflasyon ve diğer konuların da dikkate alınarak, büyümenin ve işsizlik konusunun da dikkate alınarak burada %1-2 diye de ısrarcı olunmayacağını bütçe konusunda ifade etti. Yani orada biraz daha esnek davranılacağı anlaşılıyor. Yani büyüme ile bütçe arasında bir denge sağlanacak. Hani bütçede hani alsın başını gitsin açıklar anlamında bir yaklaşım yok. Ama büyüme ve istihdamı da canlandırmak açısından bütçede böyle bir takım kurallara %1 dedik, %1'de kalalım, %2 dedik, %2'de kalalım gibi bir yaklaşımında, sert bir yaklaşımında olmayacağını ifade etti. Faiz oranlarının ciddi şekilde düşmesini bekliyor Sayın Bakan. Orada trendin aşağı yönlü olduğunu, hatta artık kırıldığını. Hatta hem özel bankalarda hem kamu bankalarında da bunun olacağını söyledi. Yedek doğru. Akçe konusu çok ilginçti. Bugün gündeme geldi, çok tartışıldı. Evet. O konudaki açıklamalarını da bir değerlendirmenizi yedek istiyorum. Yedek akçe konusunda... para basmayacağız dedi ama... Yok, yani bunun bir para basmayla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur ifadesinde bulundu. Yedek akçenin sadece Merkez Bankası'nın bilançosundaki bir kalem değişikliği olarak onu ifade etti. Yoksa uzaktan yakından ilgisi yoktur dendi ama tabii biliyorsun bununla ilgili pek çok tartışma da yürüyor. Yani bunun fiili olarak, yani tabii ki bir para basma, fiili olarak para basma değil ama yedek akçenin bütçeye aktarılmasının bir parayı arttırma anlamında bir para basma olduğu çeşitli ekonomistler tarafından ifade ediliyor ama Sayın Bakan bunun altını da böyle yine kırmızı kalemle vurgulamak isteyerek ifade etti ki bu parayı basmakta uzaktan yakından ilgisi yoktur diye. Sona geliyoruz. Sizin değerlendirmenizi öğrenmek istiyorum Hakan Bey. Tecrübenizi de bildiğim için. Birinci yılını doldurdu. Ve hani ortada ciddi tartışmalar var. Fed konusu var. Yaptırımlar evet. Konusu var. Evet. Üçünün bir araya geldiği bir konu. Bu basın toplantısının sosyolojik tarafını da değerlendirmenizi söylesem size nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi Sayın Bakan'ın böyle birkaç tane önemli mesajı var. Yani çeşitli sorularda üzerinde durduğu. Bir, biz bir yıl önce ne dediysek o oldu diyor. En kötü senaryolar dahi tutmadı diyor. Türkiye'ye yatırım yapan kazandı, kazanmaya devam edecek. Önümüzdeki süreçte üçüncü olarak da önümüzdeki süreçte daha iyi olacak. En kötüsünü geride bıraktık diyor. Fed'in tabii faiz indiriminin dünyadaki bu trende de değindi zaten. Yani sadece Amerikan Merkez Bankası'nın değil diğer merkez bankalarının da aynı yönde hareket ettiğini, faizlerde bir gevşeme, aşağıya doğru bir çekilme olduğunu dünya küresel çapta da bu süreci iyi değerlendireceklerini ifade etti ve bu sürecin bir anlamda zaten Türkiye'ye de gelişmekte olan diğer ülkelere de yardımcı olacağını hep beraber biliyoruz. Biraz onları o konudan bahsederken zaten bu 10 milyar dolar gibi bir rakamın da Türkiye'ye gelmekte olduğunu ifade etti. Yani Haziran ve Temmuz aylarında böyle bir rakamın da geldiğini Türkiye'ye ifade etti. Gerçi o yine sorular üzerinden yani bunun biraz swap hareketlerinden de kaynaklandığı söylendi. Ama öyle ya da böyle bu paranın girişini yine vurguladığı noktalardan bir tanesi oydu. Ya ben tabii doların da bugün geldiği seviyeler bakımından 59'u gördü ve genel olarak işte Türkiye'ye yardımcı olan bir trendin de olduğunu görürsek Sayın Bakan daha böyle güvenli ve geleceğe ilişkin daha iyimser bir bakış açısına sahipti. Biraz da moral sahipti. Çok yüksek gibi geldi bana. Öyle de denilebilir. Yani onu da zaten her cümlesinde bir anlamda ifade etti. Türkiye'nin sorunları olduğu, sıkıntılı bir dönem olduğunu, bir dengelenme sürecinde olduğunu... Dengelenmeye tabii, çok vurgu yaptı. Onları unutmadan bütün bunlara ama en zor zamanın lazım. Hep geride kaldığını birçok evet, defa vurguladı. Özellikle işsizlik konusunda en kötüsünün geride kaldığını dediğin gibi vurguladı.
Hakan Bey çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. EkoTürk izleyicileri Ankara'dan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bahçesinden yaptığımız yayını burada noktalandırıyoruz. Hepinize en içten sevgi ve saygılar. Hoşçakalın. Evet Ali Bey, biz çok teşekkür ederiz. Genel yayın yönetmen yardımcısı EkoTürk Ali Değermenci ve gazeteci Hakan Güldağ şu anda Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın yapmış olduğu toplantıdaki belirtileri bize